Peki ya sevgili başaklar, başaklar. Sevgili Başaklar. İşte tablonuz. Bakın aşkınızda üç yıldızınız eksik. Evli olanlar, ilişkisi olanlar, ilişkisi olmayanlar, bekar olanlar. Şimdi dikkatlice dinleyelim bakalım. Başaklar bu tabloyu nasıl yükseltecekler? Şimdi yıldızı, bu hafta yapacaklar. ayın beşinde e, ay düğümlerinin burç değiştirmesi, süper dolunayın akrep burcunda doğuyor olması. Başakların ...sosyal hayatlarında arkadaşlarınızla... ...ilişkilerinizi sorgulamaya başlamanıza... ...neden olan durumlar... ...yaşayacaksınız. Hı hı. Bir. Beklenmedik haberlere... ...hazırlıklı olun. İki. Hı. İş Bak, hayatınızda... ilginç olaylarla karşılaşabilirsiniz. Şimdi özellikle şunu söyleyeyim. Kendileriyle ilgilenmeyen... ...aile hayatına... ...kendini adamış olan... ...kendi hayatını bir kenara... ...bırakmış olan... ...birçok başak sevdiği insanlar ile ilgilenirken neden ben kendime zaman ayırmıyorum ki hafta boyunca sorgulayacak. Yani bir nevi öze dönüş, içe dönüş başladı. Hatta bu sabah bir başak kadını ve bir başak erkeği uykudan şu şekilde uyanmıştır. Evet ailemi çok seviyorum, sevdiklerimi çok seviyorum ama ben kendimle niye ilgilenmiyorum? Ben kendimin ne istediğine Niye dinlemiyorum? Niye içimdeki ben bebeğini kucaklamıyorum? Neden kendimi mutlu edip ödüllendirmiyorum? Yani, Duygusuyla uykudan uyanmış şey, olabilirler. Şimdi ne kadar ihmal ettiklerini farkına varacaklar. Aynen. Bu hafta kendilerini ne kadar ihmal ettiklerinin hem farkında olacaklar hem de kendileri için ne yapabilirler bunun bilincinde olacaklar. Titiz olan, düzeni seven, içsel huzurla yaşamaya önem veren, planlı, programlı ve tutumlu olan Tüm başaklara diyorum ki bu hafta özellikle iş hayatınızda ilginç olaylar sizi bekliyor. İşsiz bir başak burcuysanız programın başında demişti ya bir beyefendi. Başak burcuyum, özel hayatımdan vazgeçtim, aşktan vazgeçtim, hmm. işim olacak mı? Sevgili işsiz başaklar inanılmaz güzel iş imkanları kapınızı çalabilir. Ay süper. Hatta oturduğunuz yerden para kazanmanıza neden olacak... ...fikirler üretebilirsiniz. Harika. Ya da bu tarz düzenlenmiş planlardan... ...size teklifler gelebilir. Aynı zamanda kariyeriniz ve... ...aile temalarıyla ilgili konularda... ...yapmak istediklerinizi, hedeflerinizi... ...ön planda tutacak... ...tüm ön planda tuttuğunuz her şeyi... ...hayata dahil edebileceksiniz. Süper. Kariyer hayatınıza odaklanmanız... ...size güzel kapıların açılmasına... ...etki edip neden olurken... ...Dolunay'la birlikte yakın çevrenizle ilgili bol iletişim kuracak. Harika. Bazı kişilerin sizi desteklediğini görerek ilişkilerinize ve iletişimlerinize inanılmaz derecede güven duygunuzun artmasıyla bir hafta yaşayacaksınız. Çok güzel. İşsizler iş bulacak. Harika. Parayla ilgili korku yaşayanlar bu korkulardan arınacak. Ya işi düzeni olanlar ise gelecekle ilgili kaygıları, kariyerler de, kariyerleri devam mı? Tamam mı konusunda soru soranlar işimi mi kaybedeceğim İstediğim geliri elde edecek miyim korkusu yaşayanlar haftanın üçüncü ve dördüncü günüyle birlikte bu korkularınızdan tam anlamıyla arınabilmenin içsel huzurunu yaşayacaksınız öz, de, öz değerlerinizle ilgili hafta boyunca denge kurmak sizin için çok önemli olacak. Şimdi efendim aşk hayatınızda ve evlilik yaşamınızda ilişkilerinizde istediğiniz değeri ne kadar görüyorsunuz? Verdiğiniz değerin karşılığını alabiliyor musunuz? Bunu hafta boyunca sorgulayabilirsiniz. Özellikle evli olanlar bu korona günlerinde "Eşimi özlüyordum, sürekli iç içeyiz, biz birbirimize uymayan çiftlermişiz." dediğinizi duyar gibiyim. Ön yargılı olmayın. Bu olumsuz günler geçecek. O yüzden birbirinizi kırmayın. Uyumsuzluklarınızı nasıl dengeleyebilirsiniz? Nasıl düzeltebilirsiniz? Bunlara konsantre olun. Özellikle kalbi boş olan, aşkta kendini şanssız hisseden ya da aşk hayatı varken ayrılığa girmiş olan. Efendim, terk ettiğiniz, terk edildiğiniz kişilere geri dönmeyin. Denenmiş, bitmiş ilişkileri tekrar ederek yeni başlangıçlarınızın başlamasına engel olmayın. Birileri sizi üzdüyse, birileri sizi kandırdıysa onları suçlamak yerine beni kandırmasına ben izin verdim, niye izin verdim diye kendi içinizdeki, kendi içinizdeki eksiklikleri bulmaya özen gösterin. Kalbiniz boşsa yeni bir ilişkiye başlamaya hazır mısınız değil misiniz bunu sorgulayın. Sıhhatiniz ve sağlığınız konusunda ise uyku düzeninize özen gösterin. Haftanın spotu. Mümkün olduğunca geleceğe konsantre olun. Peki başaklar, mümkün olduğunca geleceğe konsantre olurlarsa, güzeller daha güzel olacak. Sizi bulacak sevgili başaklar. Peki aslan burcu kilolarıyla barışık olabilecek mi Nur abla? Bu korona döneminde çok kilo aldım. E hangimiz almadık? Hepimiz aldık. <laughs> kilo ile barışıp e, sağlığa tutunmamız gerekiyor. Şimdi mikrofonumu takan arkadaş dedi ki. Nuray abla dedi biraz kilo mu aldın sen biraz mı dedim. Olsun. Olsun sağlığım yerinde olsun dedim bir rahat gördüm seni kilo dedi. Kilolusun ama her daim çok şık ve çok güzel. Teşekkür yani, ederim. Kilolusun derken bana göre değilsin ama yani gün öyle ben çok, ciddi... çok güzel çok şık değil mi Allah aşkına? Çok teşekkür ederim profesyonel spor yapan biri olarak spor yapmaya geçirdiğim kazadan dolayı ara verdim ama şimdi bir haftadır sporuma başladım. Oh süper. Spor yapıyorum yarım tepsi de iftardan sonra güllaç yiyorum. <laughs> Afiyet olsun. Aslanlar kilolarıyla. Şimdi, bu acayip bir soru olmuş ama. Yani. Baskı yapmasınlar kendilerine. <laughs> Aslanlar bu dönem ...baskı yaptıkları takdirde, takıldıkları takdirde... ...yemeyeceklerini de yerler. O yüzden barışmak için kabule geçmek gerekiyor. Özgürleşin efendim. Fazla kilolarınızdan arınmak için. Evet, peki. Başak erkeği. Nur ablacığım, başak erkeğim. İş istiyorum, iş demiş. Aşkı da bir kenara bıraktım. Özel hayatta bir kenara bıraktım. İş için yeni umutlar doğacak mı? E başakları konuşacağız tabii değil mi? Bu hafta Şimdi uzun bak, uzun. bir kenara bıraktım demek... Hı. Blokaj oluşturmak demek. Aynı anda hem işi, hem aşkı, hem özel hayatı bir arada yaşayacağız. Hayat çalışmaktan ibaret değil. Hayat sadece bir kadından da ibaret değil, bir erkekten de ibaret değil. Hayatı bütünlemesine yaşamak gerekiyor. Artısıyla, eksisiyle, acısıyla, tatlısıyla. tatlısıyla o zaman ne yapıyor Başak Burcu olan beyefendi? Diyor ki sadece iş. E diğer şeyleri bıraktığınız anda gelecek olanın önüne de duvar örersiniz, set çekersiniz. Olmaz öyle. Yanlış düşünce kalıbı bu. Öyle mi? Tabii ki. Her şey bir arada. Ata kalıbı hemen. Diyeceksin ki aşk da gelecek, para da gelecek. Yani ben her şeyi bir arada yaşayabilirim ya. Bugün acı çekebilirim. Yarın çok mutlu olabilirim. Bugün zorluk yaşayabilirim. Yarın en büyük kolaylıkları yaşayabilirim. Bugün işsiz olabilirim. Yarın çok büyük paralara sahip olabilirim. Şimdi siz eğer bir ilişkiye sahipseniz. ...vazgeçtiyseniz... sizden sizin vazgeçtiğiniz bir süre sonra sizden vazgeçince ne olacak? Olmaz. İş olur, bu sefer ilişki olmaz. Hepsini bir arada yaşamaya özen göstermemiz lazım. Peki, Burcu ne diyor diye merak ediyorsan sevgili Başak Erkeği e, ekran başında kalıp bizi takip etmen gerekiyor. 12 Burcu tek tek yorumluyoruz, uzun uzun yorumluyoruz. Valla biz Türkiye televizyonlarında ilk defa bu şeyleri e, işte yıldızlar verdik e, işte. E, tabloyu ekrana getiriyoruz. Böyle yapan arkadaşlarımız da var. Ben çok mutlu oluyorum. Ne çünkü güzel neden örnek herkes olmak. En azından bu hafta neler yaşayacağını çok iyi biliyor. Sindire Sindire 12 burcu tek tek anlatacağız. Ekran başında kalmanızı özellikle rica ediyorum ve konuya komşuya eşe dosta da haber verin. Terazi kadınını ne mutlu eder? Para mı mutlu eder demiş sevgili Erhan. Vallahi terazi kadını Kur mutlu eder. Kur mu? Kur. Sürekli <gülüyor> kur, <gülüyor> kur kur kur. <laughs> <laughs> ne kur? Yani he, parayı kur, aşkı kur, lüksü kur, ha. sürprizleri kur. Aynen. Kur da kur. Öyle. Yani terazi kadını kolay bir kadın değildir. Ee, her kuşun eti yenmez hesabını hatırlatır erkeğine. O yüzden o bir bakarsın ki bir gün lüksü sever, e? bir bakarsın ki ertesi gün Normal halde yaşamayı sever. ne Şimdi ben terazi erkekleri için konuştuğum vakitte bana kızıyorlar. E, 12 Burcu'nun içerisindeki... Ama şekerim sen de terazi erkekleri için ağzından bak, bir düzgün cümle çıkmıyor. İkizler Burcu erkeği için, ikizler Burcu için dengesiz denmiş yanlış. Hareketli, yerinde saymayı sevmiyor. Üstü kapalı en dengesiz olan Burç terazidir. Bak terazi arkadaşın olsun, derdin olsun. Terazi kocan olsun, kahrın hiç bitmesin. Öyle ama. Yani yılların astroloğu ben. Böyle söyleme ya şimdi terazi kocası Ay, olanlar ki, ne olacak ama yani? Ama yok bana yazıyorlar Allah senden razı olsun ne kadar dürüstsün diye. Hakikati söylüyorum. E dürüstsün de hayatımı karartıyorsun. Ama bir şey söyleyeceğim. Terazi kocam varsa. Önemli, önemli olan onunla nasıl başa çıkabilmek. Heh. Onun tiyolarını da ver, veriyoruz. veriyoruz. Şey de ona haklısın haklısın sen haklıysan bitmiştir. E hadi tamam peki. Yani bak denge sorunu olduğu için egosuyla yaşar. Bir de sinsirella bir şekilde egosu vardır. Terazi kadının. Oo. Sinsirella bir şekilde bak egosu vardır. Şey der. Tatlı ego. Ben der hiçbir zaman kıskanmam. Alttan alttan kıskanır. Ben seviyorum ben hiç, terazileri. Ben, hiç, ben de seviyorum. Renkli Bu nasıl kişilik sevmek? De. Ama hakikati söylüyorum. Renkli kişilik. Ye renkli. Ne zaman ne yapacağı belli değil. Düşünsene hep heyecan içindesin. Terazi bir erkekle <laughs> evlisin. Adam akşam eve coşkuyla gelebilir. Ertesi sabah sanki dün gece kavga kıyamet olmuş gibi kalkabilir. Hadi yani o zaman. <laughs>